Evet arkadaşlar, orans tuçuyu patikli, şafra tuçuyu bakın arkadaşlar. Kara müsait tuçuyu, uçmaz dediklerinizin hepsi tuçuyu. Gel, 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 gel. Milletten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bakın 6. ayın 20'si arkadaşlar. Havadaki sise bakın, sanki Ocak ayındayız. Bu havada kuşları nasıl dışarı bırakalım? Bizim kuşlar yerde arkadaşlar, bakın. Tam kümesin karşısında nöbette bekliyor. En tehlikelisi, en hızlısı bu yırtıcı kuşların içinde arkadaşlar. Bu yavru da gitti. Evet arkadaşlar. Yine Polonya'dan yeni üyelerimiz var. Ellerine emeğine sağlık. Bizim için güvercin yetiştiren oradaki ustaların, temin eden Cuma Korkmaz arkadaşımın. Bunlar arkadaşlar elmalı şeker. Türkiye'de pembeyi yanlış tanıyorlar maalesef. Zannediyorlar hep boynu açık olanlar, rengi açık olanlar pembe. Asıl pembeler arkadaşlar Avrupa'da, işte böyle pembelerin ataları bunlar, şahı elmalı şeker bunlar arkadaşlar. Ben bunları çok seviyorum. Boyunları açılacak arkadaşlar bunların, daha yavrular şunlar. Bir çift anne baba, şu baba boynu açık olan, şu da anne arkadaşlar bakın. Hani Türkiye'de diyorlar pembe, bu da kırmızı, kırmızı İspanyol o zaman. Yavrular da öyle olacak arkadaşlar inşallah. Babaya bir şey olmuş yolda. Kusuyor. Evet ustalar. Ufak ufak fragmanlarımız devam ediyor. Ne demiştik? Bunların hepsi ufak ufak fragman. Ne film ne sinema arkadaşlar. Sinema çok sonra. Posta seven arkadaşlara gelsin. Alın size rengarenk pembe arkadaşlar. Bakın bu genç bir pembe yavrumuz. Yanında yine pembe yavrumuz. Pembenin arkadaşlar tonlarına bakın işte. Açık olanı da var, koyu olanı da var. İki tane de iştencilimiz var yine. Siyah iştencil yavrumuz. Allah esirgesin, bir tanesi burada. Bir de bakın kırmızı papatya gibi gülü var arkadaşlar. Alın size pembe arkadaşlar bak. Buyurun size pembe. Pembe sevenlere gelsin. Ekrana sığmıyorlar maşallah. Şurada bir ufaklık var. Allah esirgesin, çok küçük pembe döşügüllü ve kuyruğu beyaz arkadaşlar. Yine geçen yılki İstanbul'a sahiplendirdiğimiz pembe kuyruğu beyaz, ilk pembe kuyruğu beyazın yine kardeş arkadaşlar. Diğer iki kardeşi daha var burada. Bir tanesi burada yanılmıyorsam, biri de burada.
Evet dostlar, bütün yavruların olduğu gibi mesela arkadaşlar, bazıları önde salmada. Pembe sevenler, rubella sevenler, İspanyol, Stengel arkadaşlar, posta seven, renkli seven arkadaşlara gelsin bu videomuz. Allah daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Buradan da sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa arkadaşlar bana YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Facebook adresim Ahmet Aksoy. Instagram, TikTok hepsi Aksoy Filo Elvan Güvercinleri arkadaşlar. Her yerden ulaşabilir. Sahiplenmek istediğiniz kuşu sipariş verebilirsiniz. Gece arkadaşlar tam net belli olmuyor. Ardizonlara bakın. Yaklaşınca belli oluyor. Güneşte videolarda tam hepsi kendini gösteriyor inşallah arkadaşlar. Bölüğün yarısı burada uçuyor arkadaşlar. Yarısı da bakın ta bulutun altında. İlk çıkanlar direkt yükseldiler. Gel. Bunların içinde garipler var arkadaşlar. Kırmızı alaca yumuşuruk, sarı alaca yumuşuruk. Sarı alacaya bakın. Allah'ını seveyim seni. Sarı yumuşuruk, saray narı uçmadılar. Diğerleri oynuyor arkadaşlar. Bulutun altında oynuyorlar. Çıtayı biraz yükseltelim arkadaşlar. İçinde 4 garip var. Bir iki kere uçup inmiştiler. Orans hiç uçmadı arkadaşlar. Kanada bizde geldi ama bakalım uçacak mı? Tahmin etmiyorum ama bir deneyelim. Bazen uçmak istiyor. Türkiye'deki kümeste bakıcılık yaptı. Sonra buraya geldi ama normalde oransları iyi uçan kuşlar. Aynalı da kalkmıyor lan. Kalk. Oransa bak lan. Sarı yumuşuruk beni böyle hayal kırıklığına uğrattı. Uçamıyor. Gel. Hemen konmak istiyor bakın arkadaşlar. Sarı yumuşuruk. Baba gitti. Yine komşuya attı. Gel. Hep bizim bölüğümüz güzel oluyor. Sarı yumuşuruk uçmazsa da olur. Uçmaz sonu yavruya atarım arkadaşlar. Zaten kırmızı alaca yumuşuruk. Dişimiz de güllü. İnşallah alaca gülüleri ilk defa biz üretiriz. Oo. Aynalı gidip cama çarptı ya. Kör mü ne bu kuş? Sarı yumuşuruk da bak. Her güzel görünen kuş uçmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kırmızı alaca yumuşurukla sarı alaca hakkını veriyorlar inşallah. Maşallah kuşumuz dört bir yanda uçuyor arkadaşlar. Kuzey, batı, güney, doğu.
Evet arkadaşlar. Yani şu sahne karşısına bir şey söylemek gelmiyor içimden. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Allah tüm Müslümanları bugünlere çıkmayı nasip eylesin. Zalimleri kahreylesin. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin arkadaşlar. Bölüğümüz maşallah rengarenk oldu. Şafrat uçmaya başladı arkadaşlar. Orans da başladı. Biraz zahmetleri olacak ama uçacaklar inşallah. Sabahleyin bir ardizon yavrumuz kendi kendine kanatlarını açmış. Kalktı gitti arkadaşlar. 5-10 kere geldi de hep buraya konamadı. Frenler tutmuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Genç kuşlarda, yavrularda ilk uçtuğunda. Şu an akşama doğru uçanları bıraktım. Geldi kondu bakın buraya. Ama bizim uçanlar hayvanı rahat bırakmıyorlar. Bak bak bak. Tekrar kalkacak. Nereye gitti ya? Yan tarafa gitti yine hayvan. Korkusundan. Bunlar tam bir vahşiler arkadaşlar. Aa gitti vallahi yine uçuyor bakın. Ardizon. Allah'ını seveyim. Geldi kondu bakın yine arkadaşlar. Hemen hücum ediyorlar hayvanına bakın bakın. Adi herifler. Rahat bırakın. Evet arkadaşlar. Herkesin tekrardan Kurban Bayramı mübarek olsun. Orans uçmaz diyenine de gelsin arkadaşlar. 2 sene bakıcılık yaptı. Şimdi ise göklerde şov yapıyor arkadaşlar. Bakın. Siz şahitsiniz arkadaşlar. Kayboldu. Bizim bölük bakın konacak. Alaca yumuş gruplar konuyor. Orans. Aha geldi arkadaşlar bakın. 2-3 gündür bölük uçmaya başladı. Yalnız bizim kuşlar yine gidip oraya atıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıkıştırınca Orans'ı görün arkadaşlar. Yani hikaye anlatmıyoruz. Evet posta severler, değerli izleyenler, tüm güvercin severler, yavrularımızın hepsini dışarıya bıraktık. Arkadaşlar her gün bırakmak istiyorum ama havalar çok kötü maalesef Almanya'da. 6. ayın sonuna geldik. Hala kış havası gibi havalar var. Hayvanlar da içeride durdukça hasta oluyorlar. Kanatlarının hepsini hemen hemen çözdüm arkadaşlar. Sadece 3-5 tane sonradan gelen yavrularımızın kanatları bağlı. Diğer 40'a yakın yavruların kanatları açık. Kendi kendine kalkıp bir iki tur atıp inen iniyor arkadaşlar. Karışmıyoruz. Yakında komple bölüğün kalkıp uçacağını arkadaşlar inanıyorum. İnşallah hepsi uçtuğu zaman sizlere de yansıtacağız.
Henüz küçükler. Yer değiştirince bazen keyiflerini bozuyorlar. Bir de dışarı çıkamayınca arkadaşlar, yavru kuş otomatikman hemen keyfini bozuyor. O yüzden bakın bırakmak zoruna kaldım. Kendi kendine bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Uçup uçup ufak ufak turlar atıyorlar. Bazıları bir iki tur hava evin çevresinde atıp geliyor. Hiç karışmıyorum, zorlamıyorum arkadaşlar. Kendi kendine olgunlaşıyorlar arkadaşlar. İçine bizim 3 tane uçan yavrumuzu bıraktım. Uçanlar bölümünden. Onlar eğer bir şey olduğunda eve inmelerini öğretirler diye arkadaşlar. Çünkü yavru kuş uçuyor, evi de buluyor ama frenleri tutmuyor arkadaşlar. İnmeyi bilmiyor hayvanlar. Yüksek olmayınca yere konmak zor oluyor.